Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Oğlak Burcu için tarot falı bakacağız. Ben şimdi hiç laf uzatmadan sizin aşk hayatınızla alakalı niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum. Ben bu videoyu beğenip kanala abone olan Oğlak Burçlarının aşk hayatına niyetleniyorum. Önce ilişkisi olmayanlar için, ardından ilişkisi olanlar için, onun ardından evli olanlar için açılım yapacağız dostlar. Siz de benimle birlikte niyetlenebilirsiniz ben kartları karıştırırken. Şimdi ilişkisi olmayanlar için 3 tane kart seçiyorum. İlişkisi olanlar için de 3 tane kart seçiyorum ve evli olanlar için de 3 tane kart seçeceğim. Dilerseniz farklı şeylere niyetlenerek üçünü birden izleyebilirsiniz ya da sadece aşk falıyla alakalı kendi kısmınızı izleyip maddi durum falına geçebilirsiniz. Aşk falının hemen ardından kartları tekrar karıştırıp maddi durumunuza bakacağız. Şimdi öncelikle ilişkisi olmayanlar için bir hafta önceniz, şu anki durumunuz ve bir hafta sonranızla alakalı neler olacağına bakacağız. Bir hafta önceniz, şu anki durumunuz ve bir hafta sonrası. Şimdi arkadaşlar, şeytan kartımızın çıkmış olması zaten biliyorsunuz ki hani daha önceden izliyorsanız videolarımı, sizin burç kartınız, sizin daha çok özelliklerinizi yansıtan, size hitap eden bir kart. Şeytan kartının çıkmış olması aşk hayatınızla alakalı, şu an ilişkisi olmayanlar için söylüyorum. Geçmişte çok olumlu şeyler yaşanmadığını, çok istediğiniz gibi birisinin sizin karşınıza gelmediğini, ruh eşiniz diyebileceğiniz insanlarla çok fazla karşılaşmadığınızı daha doğrusu söyleyebilirim. Maalesef aşk hayatınızla alakalı son bir haftanıza baktığımızda çok güzel gelişmeler olmadığını, hatta bir duraksama olduğunu ve sizin artık yani ben yapacağım bir şey yok, ben böyle yalnız ilerleyeceğim diye bir karar aldığınızı görüyorum. Şu anda da bu kararın etkileri sizin için geçerli. Hala sanki bir ilişki için, yani nasıl söyleyeyim, eksikliğini çok fazla hissetmiyorsunuz ya da dile getirmiyorsunuz ya da bir ilişkiniz olması adına bir uğraş ya da çaba sarf etmiyorsunuz. Hani sanki kalbinizi kapatmışsınız, kimseye böyle şans verip kendinizi yormak istemiyorsunuz. Ancak geleceğe baktığımızda, özellikle bir hafta sonrasına baktığımızda arkadaşlar, bir kısmetin geleceğini ve bu kısmeti değerlendirmeye başlayacağınızı söyleyebilirim. Şu anda aşka karşı kalbinizi kapattığınız için bunun imkansız olduğunu söylüyor olabilirsiniz. Ancak sizi konuşmaya iten ya da konuşmasından zevk alabileceğiniz bir insanla tanışacaksınız. Ve bu insanla hani tam olarak sevgililikle alakalı bir şey göremiyorum şu anda bir hafta sonranıza baktığım için. Ancak konuşma aşaması, flört etme aşaması ya da bu hoşlanma durumları, küçük heyecanlar vesaire bir hafta sonrasında sizin için başlayacak arkadaşlar. Şimdi ilişkisi olanlar için bakıyoruz. İlişkisi olanların geçmişine baktığımızda arkadaşlar, bu ilişkiye başlarken aslında çok fazla bu sizin memnun kaldığınız ya da çok fazla içinde bulunmak istediğiniz bir ilişki değildi. Yani sanki bir şekilde oldu bittiye geldi ya da sadece mantıkla karar aldınız ya da sadece aşkla karar aldınız. Siz ikisini bir arada götürebileceğiniz, hem mantıkla karar alabileceğiniz hem aşkla karar alabileceğiniz bir ilişki istiyordunuz. Ve aynı şekilde de nasıl söylenir? Kalıplarınız, duvarlarınız vardı. Yani tam olarak istediğiniz kriterlere uygun birisinin gelmesini ve bu şekilde bir ilişkiye başlamak istiyordunuz. Ancak maalesef şu anki ilişkide bulunduğunuz kişi çok fazla öyle birisi değil. Şu anki durumunuza baktığınızda biraz daha ilişkinin başlarına nazaran daha iyi olduğunuzu söyleyebilirim. Ancak şu anda ilişkiniz fark etmeden bir şekilde bir bitme noktasına gelecek. Tam bitireceksiniz diyemiyorum bir hafta sonrasına baktığım için. Ancak bu bir haftayı birbirinizden uzak, birbirinizden soğuk, birbirinizi çok fazla anlamayarak, hatta konuşmayarak geçireceğinizi görüyorum. Çünkü ya sizden kaynaklı ya karşı taraftan kaynaklı biraz bir ilgisizlik ya da birbirinizi çok takmama vesaire gibi bir durum yaşanacak. Bu durumdan kaynaklı aranızda bir soğuma olacak. Ve önümüzdeki bir haftayı aranızdaki konuşmaların azalacağını, birbirinize olan sevginizin biraz daha biteceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki hepiniz için geçerli olacak bu fal diye bir şey yok. Ancak eğer geçmişinizle alakalı söylediğim şeyler doğruysa, bilin ki bu fal size uygun bir faldır ve geleceğinizle alakalı da bunları yaşayacaksınız dostlar. Yani kişiye özel fal bakmadığım için tabii ki hepiniz de çeşitlilik kazanabilir bu fal. Ancak genel anlamda bu şekilde olacak dostlar. Şimdi evli olanlar için bakalım. Evli olanlar için geçmişinize, yani bir hafta öncenize baktığınızda bir tartışma atlattığınızı görüyorum.
Birbiriniz biraz kızmış, üzmüş, birbirinize fazlaca trip atmış, hatta konuşmayı kesmiş olabilirsiniz. Ancak şu anki durumunuza baktığımızda bu sıkıntıdan kurtulacağınızı ve bir hafta sonranıza baktığımızda da arkadaşlar ilişkinizin çok çok daha iyi noktalara gideceğini, hatta ilişkiniz o kadar güzel tatlı noktalara gidecek ki etrafınızdaki insanlar böyle sizin ilişkinize baktığında kıskanacak. Yani bu önümüzdeki bir hafta ilişkiniz adına çok verimli, çok güzel bir dönem. Yani gördüğüm kadarıyla. Hatta eşinizden, ayrıyeten sizden de ona karşı hediyeler, birbirinize hediye vermeler, birbirinize böyle sürprizler yapmalar, şaşırtmalar, güzel söz söylemeler. Gerçekten bir haftanız önümüzdeki çok güzel görünüyor. Her ne kadar bir hafta öncemiz birazcık sıkıntılı olsa da şu an zaten evliliğinizin biraz daha düzelmeye gittiğini ve bu bir hafta öncesine nazaran çok daha iyi olduğunu siz de sezebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Ve gelecekle alakalı da çok güzel olacağını söyleyebilirim. Bu sıkıntılarınızdan eser kalmayacak arkadaşlar. Şimdi kartlarımı ben tekrardan karıştıracağım. Bunun ardından da maddi, ekonomik, kariyer, eğitim ne merak ediyorsanız onunla alakalı açılım yapacağız arkadaşlar. Ben videoyu beğenip kanala abone olan Oğlak burçlarının eğitim hayatına, kariyer hayatına ve maddi durumuna niyetleniyorum. Siz de aynı şekilde videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra spesifik olarak niyetlerinizi dile getirip videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kartları karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geçmişinize baktığımızda çaba sarf ettiğiniz, emek sarf ettiğiniz bir iş görüyorum. Ancak sanki tüm gücünüzle çaba sarf etmemişsiniz bu olay için. Bu iş derken hani illa ki çalışma kariyer anlamında dediğim bir iş değil. Eğitim anlamında da olmuş olabilir. Yine çalışma kariyer anlamında da olmuş olabilir. Sadece böyle maddi durumunuzu daha iyiye götürebilmek için bir niyet de olmuş olabilir. Bir amaç edindiğinizi görüyorum. Ancak bu amaç edindiğiniz şeyi elde edebilmek için zamana ihtiyacınız olduğunu, yavaş yavaş çalışmanız gerektiğini ama zamanın da gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bununla alakalı planlar yaptığınızı ve bunun açısından da artık bu planları uygulamaya koyma kararı alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anki durumunuza baktığınızda maalesef çok fazla emek verdiğiniz kadar hani ektiğinizi biçeceğiniz bir dönemde değilsiniz. Gördüğünüz üzere adalet kartımız ters çıktı. O yüzden arkadaşlar şu sıra birazcık çaba sarf ederken eğitim açısından da kariyer açısından da maddi durumunuz açısından da emeklerinizin karşılığını tam olarak alamayabilirsiniz. Bu birkaç gün için geçerli. Ancak bir hafta sonranıza baktığımızda hani bu sabrın sonu selamet olur ya, bu sabretmeniz ve hani sonuç alamasanız bile yine de çalışmanızın karşılığını alacağınızı ve gerçekten bu durumdan pişman olmayacağınızı, gayet memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Bunun ardından zaten aklınızda başka bir plan var. O planla alakalı şeyleri de yine diğer videolarda izleyerek takip edersiniz arkadaşlar. Çünkü bu plan birazcık daha farklı bir plan. Bu şu an istediğiniz şeyin olmasıyla birlikte o olduktan sonra kafanıza koyacağınız ve olması için çaba sarf edeceğiniz bir plan. O yüzden onunla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak dediğim gibi şu sıra birazcık verdiğiniz emeklerin karşılığını almakta zorlanabilirsiniz. Maddi anlamda da bu böyle. Kariyer anlamında da, eğitim anlamında da. Ancak yine de çaba sarf etmeye devam edin. Çünkü dediğim gibi az önce de demiştim ya, geçmişte aldığınız bu karar çaba sarf ederek ama hani zaman içerisinde olabilecek bir şey. O yüzden şu an emeklerinizin karşılığını alamasanız bile birkaç hafta sonra alacaksınız. O yüzden hiç canınızı sıkmayın ve sabredin. Şu an sizin için en önemli olay sabretmek ve tam gazla devam etmek. Sonucu ne olursa olsun arkadaşlar. Çünkü bunu elde edeceğinizi ve gerçekten rahata erişeceğinizi görüyorum. Onun ardından hayatınızla alakalı bu olayı tamamladıktan sonra başka bir karar alacaksınız. Yani başka bir hedef koyacaksınız diyeyim daha doğrusu. Eğitim, kariyer ya da maddi durumunuzla alakalı yeni bir hedef belirleyeceksiniz. Artık onun için çabalayacaksınız. Çünkü şu anda niyet edindiğiniz şeyi gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Gayet güzel çıktı. Dediğim gibi sizin için şu an en önemli nokta sabretmek arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz ya da Twitter'dan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında yazıyor zaten. Göremediyseniz yorumlarda yazarsanız ben size ulaşırım. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.